Bendenizde Allah'ın selamıyla selamlayayım hepinizi. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin, amellerinizi makbul etsin. Ramazanımızı bizim için, zaten Ramazan mübarektir, bizi de mübarek kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim, sofraya oturduğumuzda, hocalarımızla aramızda konuşurken Abdülaziz Hoca dedi ki taş atıyorlar hepimize birden, seçmiyorlar dedi. Mehmet Hoca dedi ki planlı yapıyorlar, programlı yapıyorlar, belli ki bildiği bir şeyler var. Yani hangimize ne diyeceklerini, hangi iftirayla, hangi efendim saldırıyla, kimler saldıracak, ne zaman, nasıl saldıracaklar, bunları planlamışlar. Hatta görev bölümü yapmışlar, iş bölümü. Böyle saldırıyorlar. Bendeniz de şu katkıyı yaptım. Hepimize birden taşı atıyorlar, hangimize değerse seviniyorlar dedi. Yani hiç şüphesiz tek başınıza taşa muhatap olmak daha ağır bir şey. Ama taşın karşısında yiğitler çoğalırsa taşı atanların kolu bir gün yorulacak. Hatta taş kalmayacaktır. Eğer siz taşlara aldırmazsanız, geri çekilmezseniz, hakkın hatırını her hatırın üstünde tutarsanız, Allah'ın izniyle attıkları taşlar öyle birikecek ki o taşlar sizi koruyan bir sur, bir kale olacak. Ben ona inanıyorum. Taşlanıyoruz. Hakikaten taşlanıyoruz. Canımız yanmıyor mu? Yanıyor. Niye taşlanıyoruz? Belli. Kral çıplak dedik. Belli. Sizin İslam dediğimiz şeyin İslam'la alakası yok dedik. Belli. Sizin bize takdim ettiğiniz peygamberle Kur'an'ın bize anlattığı peygamberin arasında hiçbir alaka yok dedik. Belli. Sizin iman dediğiniz şeye Allah iman demiyor dedik. Belli. Sizin Kur'an'ın üstüne koyduğunuz kitapların hepsini biz Kur'an'ın altına koyuyoruz dedik. Belli. Sizin şu otorite şöyle diyor, bu otorite böyle diyor, şu imam böyle diyor, bu şeyh böyle diyor, bu kavus böyle diyor, bu efendim neydi? Kutup muydu? Neyse o da öyle diyor diye saya saya bitiremediklerine biz dedik ki Allah'tan kork. Allah ne diyor? Aramız bozuldu. Aslında bizim derdimiz yoktu onlarla. Hatta tanımayız bile. Gerçekten tanımayız. Şu bizi taşlayanlar var ya, birçoğuyla bir ömürde hiç görüşmedik. Bize küfredenler, iftira dizenler, hakaretin birini bir paraya getirenler var ya, ben hemen hiçbirini ne gördüm ne tanıdım, bir tahmin ediyorum ki hocalarımız da öyle. Peki tanımadıkları insanlara niye yaparlar bunu? Adamın davası var. Ne davası bu? Batıl dava. Adam tezgahını savunuyor. Yani bir şeye inanmış ve onun arkasından Allah rızası için iftira ediyor. Allah rızası için tekfir ediyor. Allah rızası için hakaret ediyor. Allah rızası için yapmadığı ahlaksızlığı koymuyor. Düşünebiliyor musunuz? Tüm derdi uydurulmuş din, aslında uydurulmuş dinin üzerinden geçinmek. Değerli dostlar, şunu açık ve net olarak söylüyorum.
şirk bir dindir. İslam nasıl bir dinse şirk de öyle bir dindir. Şimdi dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Şirk dini, İslam'dan intikam almak isteseydi cepheden savaştığında perişan olduğunu da görseydi, İslam'a cepheden saldırdığında yenildiğini, kahru perişan olduğunu görseydi, sizce vazgeçer miydi yoksa başka bir yol mu denerdi? Başka bir yol denedi. Kesinlikle. Kur'an'dan intikam almak istedi şimdi. Kur'an'dan intikam almak için Kur'an'la cepheden cepheye, karşılı karşıya, ruberu, yüz yüze savaşamadı. Çünkü Kur'an mahvu perişan etti bunları. Başlangıçla kesti. Şirkin tüm damarlarını kopardı. Tüm hücrelerini mahvetti. Ama şirk Kur'an'ın arkasından dolandı. Bir yerde rivayet kültürü olarak, bir yerde tasavvuf olarak, bir yerde fıkıh olarak, bir yerde kelam olarak Truva atı gibi içine girdi ve İslam'ın, Müslümanların damarlarına gizli bir zehir gibi zerk. Şuna bakar mısınız? Kur'an hiç akletmezmesiniz diyor defalarca. Defalarca akletme üzerinde duruyor. Akletmeyenlerin üzerine Allah pisliği boca eder diyor. Akletmeyenler canlıların en şerlisi diyor. Diyor mu? Diyor. Senin tarihinde baskın söylem akıl çamura çökmüş eşek diyor. Öbürü de çıkıyor. Kur'an'la ayaklaşıyor adam. Adam Kur'an'la savaşıyor. Kimin dediğini neyse söylemeyin. Kur'an diyor ki قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُولِ وَمَا عَدْرِي مَا يُفْعَلُ مِي وَلَا بِكُمْ. De ki ben, bana da size de ne yapılacağını bilmem. Açıyorsunuz, anlı şanlı hadis kitabı iki numara. Bakıyorsunuz. Peygamberimiz bize kıyamete kadar olup bitecek her şeyi haber verdi. Hayda. Ya sen Kur'an'la savaşmak istesen, bu Kur'an'ın Ahkaf 9. ayetine tam savaşacak bir şey uydursan, böyle bir şey uydurursun. Söyler misiniz? Ahkaf 9'la savaşacak bir söz uydur, onu da hadis kitabına koy deseler, daha ne uydurursunuz? Kur'an diyor ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. İnne şefaate lillahi cemiyan diyor. Bir de cemiyan diyor. Yani lam yeterdi orada. Allah'a tahsis için lam yeterdi. O da yetmemiş. Bazıları yine anlamaz diye bir de cemiyan gelmiş. Ama bizimki dağıta dağıta bitiremiyor. Şimdi siz torpilsiz bir toplum kurabilir misiniz? Eğer torpili imanınızın içine koydunuzsa böyle. Siz iltimassız bir devlet kurabilir misiniz? İltimas, torpil, adam kayırma sizin imanınız olmuş. Kur'an diyor ki yarın ellerinizle ne yaptınızsa onu bulacaksınız. Leha ma kesebet ve aleyha ma kesebet. Bima kesebet eydikum. Bima kesebet eydin nas. Sayın gitsin ayetler dizi dizi geliyor. Ellerinizle yaptıklarınız. Şimdi bununla savaşan bir rivayet uyduracaksınız. Nasıl bir şey uydurursunuz?
Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Hayda. Şimdi Kur'an'la mı savaşıyorsun sen ya? Sen ne demek istiyorsun? Bir de Allah Resulü'nün diline bunu nasıl vicdansızca koyuyorsun? Resulullah'a bundan büyük eziyet, bundan büyük zulüm olur. Kur'an diyor ki, son nefes imanı Firavun imanıdır, öyle mi? Bakın, külliyen dualarına bakın. Son nefeste iman ver ya Rabbi. Aman Allah. Nereden aldınız bunu ya? Kur'an'la savaşsanız eğer, siz Kur'an'la savaşmak için, yani Kur'an'ın bu imanı bir ömre yayan, imanı bir hayat olarak gören, bu düşüncesiyle savaşmak için bir şey koymak isteseniz, Firavun imanının kabul olmadığını söyleyen Kur'an'la savaşacak bir şey uydursanız, son nefes iman ver ya Rabbi duasını uydurursunuz. Niye son nefes? Önceki nefeslere de iman olsa iyi olmaz mı? Oh. Kur'an diyor ki Zümer 19, azaba uğrayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Bunlar savaşacaklar ya, büyük günahkarları peygamberimize kurtar diyorlar, küçükleri de Allah'a kalıyor. Şefaati li ehlil kebairam. Ancak böyle savaşırsınız. Ancak. Daha sayayım mı? Saymayın. Yani maşallah salon hoca dolu. Eğer her hocaya selam atacaksanız aslında bana bu fazla bile geldi. Ama şunu söyleyeyim. Mehmet Hoca sen kaçamazsın. Buraya geleceksin. Yok geleceksin buraya. Bir selam verip ineceksin. Efendim, o benim sözümü şey yapmaz, yerde bırakmaz. Öyle bir huyu vardır yani. Değerli kardeşlerim, savaş bu savaş. Niye gözüme bakıyorsunuz? Bu savaşta ya yanımızdasınız ya değilsiniz. Yanımızdaysanız ve tuğba aleyküm, helal olsun size. Değil misiniz? Hiç önemli yok. Biz devam edelim.